Yani bir tarafta AKP MHP faşist rejimi duruyor. Bir yandan da Surucun, Ankara Gar Katliamı'nın sorumluları, IMF savunucuları, 90'lardaki faili meçhul cinayetlerinin sorumluları öteki tarafta duruyor. Ve biz gençlerden de bu saflaşmada, bu ittifaklar arasında bir seçim yapmamız bekleniyor. Evet, faşist şeften kurtulma isteği çok güçlü. Özellikle de faşist şefle doğup büyüyen, ilk kez oy kullanacak olan gençlerde bizim için de bu duygu çok güçlü ve çok haklı bir gerekçe. Ve ne yazık ki bu rüzgar şu an Kılıçdaroğlu'ndan yana esiyor. Onun etrafında esiyor. Ama şunu belirtmek gerekir ki her iki burjuva blok da gençliğe ve gençliğin temel sorunlarına, taleplerine, özlemlerine hiçbir yanıt veremeyecek. Diğer bir tarafta da Yeşil Sol Parti'nin merkezde durduğu Emek ve Özgürlük İttifakı var. Emek ve Özgürlük İttifakı gençliğin daha genelde ezilenlerin temel sorunlarına, taleplerine ve özlemlerine karşılık bulabilecektir diye düşünüyoruz. Ancak hem de bunları hem sokakta hem de mecliste dile getirebilecek. De yine Yeşil Sol Parti etrafında, Emek ve Özgürlük İttifakı etrafında çalışma yürütmeye, seçim sürecinde elinden geleni yapmaya, sokaklarda olmaya ve Yeşil Sol Parti'ye oy vermeye çağırıyoruz. Mevcut duruma baktığımızda iktidarın gençlikten nasıl korktuğunu, genç kimliğinden nasıl korktuğunu ve bunu somut bir şekilde de görebiliyoruz. Dile döküşünü biz görebiliyoruz. Geçen gün bir programda 7 milyon gencin 3'te 1'inin HDP seçmeni olduğu korkarak böyle titreyerek anlatmışlardı. Gerçekten korkmaları da lazım. Çünkü aydın bir gençlik geliyor. Çünkü bilen, artık baskılara, gözaltılara, tutuklamalara rağmen hala umudun var olduğunu bilen ve umudun taşıyıcı olduklarını bilen gençlik var. Gençliğin buradaki rolünü biz biliyoruz. Gençlik artık farkındadır. Ve bundan dolayı 14 Mayıs'ta biz gençlik olarak onları sandığa gömeceğiz. Genç kimlik, buradan da anlaşılacağı gibi gençlik üzerinde zaten çok büyük kirli oyunlar oynanılıyor. İşte soğuk savaş stratejileri falan uygulanıyor gençlik üzerinde. Biz bürü açılışlarımızda da gördüğümüzde miting havasına geçiyor ve yoğun katılım olarak da gençliği görüyoruz. Yani gençlik bir alternatifin daha olduğunun farkında. Bunu Yeşil Sol Parti'de görebiliyor. Gençlik alternatifini yaymalı, gençlik alternatifine sahip çıkmalı, sandıklarına sahip çıkmalı, hırsızlara karşı sandıklarına sahip çıkabilmeli.